Daha önceki videolarımızda 4'ten 5'e geçenler için yaz önerilerinde bulunmuştuk. Şimdi artık okullar yaklaştı ve kış döneminde, okulun ilk haftasında bizim için gerekli bilgileri vermeye çalışacağız şimdi. Okulun ilk haftasında matematik dersi için neler işlenecek, neler bilmemiz gerekiyor, onlara bir bakalım. Şimdi ilk ünitemiz 4. sınıftan çok farklı değil. 4. sınıfa biraz daha sayıların büyümesiyle devam ediyoruz, tekrar niteliğinde. İlk konumuz doğal sayıları okuma ve yazma. Bundan önceki derslerinizde 6 basamaklı sayıları okuyup yazdınız. 5. sınıfın ilk konusunda ise 9 basamağa kadar olan sayıları okuyup yazacağız. Öncesinde ise ilk önce rakam ne demek, sayı ne demek, onunla başlayalım. Rakam, sayıları yazmak için kullanılan işaretlerin her birine denir. Rakamlar 10 tanedir ve sınırlı sayıdadır. Birçoğunuz rakamlar sonsuzdur ifadesini kullanır ama rakamlar sınırlıdır. 10 tane rakamımız vardır. 0'dan başlar ve 9'da ne yapar? Biter. Sayı, bir ya da daha çok rakamın bir araya gelmesiyle oluşan rakamlar topluluğuna denir. Her rakam aslında bir sayıdır ve biz rakamları aynı zamanda bir basamaklı sayılar olarak ifade ederiz. Ancak her sayı bir rakam değildir. Sayılar rakamlarla oluşturulur. Doğal sayılar, biz sayıları taşıdığı niteliklere göre doğal sayılar, sayma sayıları, ilerleyen zamanlarda tam sayılar, rasyonel sayılar şeklinde adlandıracağız. Bu dersimizde doğal sayılar ve sayma sayıları 5. sınıf düzeyinde. Doğal sayılar sıfırdan başlayarak sonsuza kadar devam eden sayılara denir. 0, 1, 2, 3 nedir? Sonsuza kadar uzanır, devam eder. Sayma sayıları ise bir sayısından başlayarak 1, 2, 3, 4 şeklinde sonsuza kadar büyüyerek devam eden sayılara sayma sayıları denir. Biz doğal sayıları tek ve çift doğal sayılar olmak üzere iki grupta inceliyoruz. Teklik ve çiftlik birler basamağı ile ilişkilidir. Eğer bir sayının birler basamağında 1, 3, 5, 7, 9 rakamlarından herhangi biri bulunuyor ise bu sayılara tek sayılar diyoruz. Çift sayılar ise birler basamağında 0, 2, 4, 6, 8 rakamlarından herhangi biri bulunan doğal sayılardır. Bu bilgiler 4. sınıfta da vardı ama hatırlamak için önemli bilgiler. Şimdi bölük ve basamak kavramlarına bakalım. Basamak, sayı içerisinde rakamların bulunduğu yere denir. Bölük ise sayıları daha kolay okuyabilmek ve yazabilmek için basamaklar sağdan sola doğru içerli gruplara ayrılır. Bu grupların her birine bölük denir. Yani bölük, rakamlar topluluğu olarak düşünebilirsiniz. En fazla 3 rakamın yer aldığı. Bölükler sağdan sola doğru sırasıyla birler bölüğü, binler bölüğü ve milyonlar bölüğü olarak adlandırılır. Bölük başladığı basamağın adını alır. Şimdi siz 6 basamaklı sayılara kadar görmüştünüz bundan önceki yıllarda. Mesela 724.103 sayısına bakalım. Burada fark ettiyseniz 724 ile 103 arasında bir rakam gelecek şekilde boşluk bıraktık. Bu boşluk bölükleri birbirinden ayırmak içindi. İlk bölüğümüz birler basamağıyla başladı. Onlar basamağı, yüzler basamağı, binler, on binler ve yüz binler basamağı. Şimdi ilk bölüğümüz sağdan sola doğru sırasıyla baktığımızda 3 rakamıyla, birler basamağıyla başladığı için birler bölüğü. İkinci bölüğümüz binler basamağıyla başladığı için binler bölüğü olarak adlandırılır. Biz sayı nasıl okuyorduk? İlk önce bölükteki sayı, sonra bölük adı. Ama birler bölüğüne geldiğimizde birler bölüğün adını söylemeden ne yapıyorduk? Sayıyı adlandırıyorduk. 724.103 şeklinde. Bu daha önceki yıllarda 6 basamaklı sayılara kadar okuyup yazdınız. Şimdi 5. sınıf düzeyinde en fazla 9 basamaklı sayılara kadar okuyup yazacağız. Doğal sayılar okunurken önce bölükteki sayı, sonra bölük ismi söylenir. Şimdi binler bölüğünden sonra yeni bir bölüğe başlıyoruz. Bir boşluk bırakarak yine nedir? Milyonlar bölüğü. Sonrasında milyonlar, milyarlar, trilyonlar, katrilyonlar şeklinde bölük adları ne yapar? Devam ederek sonsuza kadar uzanır. Sayılar nasıl sonsuza kadar uzanıyorsa bölük ve basamak adları da sonsuza kadar uzanır ve isimlendirilebilir. Şimdi örneğimizde yer alan sayıyı okumak gerekirse okurken
soldan sağa doğru okuyoruz. Bölükler adlandırılırken sağdan sola doğru adlandırıyoruz. Şimdi sayıyı okuyalım. 187.765.341. Evet, şimdi ardışık doğal sayılar. Belli bir kurala göre ard arda gelen sayı dizilerine ardışık doğal sayılar denir. Ardışık doğal sayı birer birer artar. Ardışık tek doğal sayılar 1, 3, 5, 7, 9 şeklinde yine sonsuza kadar uzanır. Ardışık tek doğal sayılar ikişer ikişer artar. Ardışık çift doğal sayılar 0, 2, 4, 6, 8, 10, 12 şeklinde devam eder. Ard arda devam eden sayılardır. Ardışık çift doğal sayılar sonsuza kadar yine uzanır. Ardışık çift doğal sayılar da ikişer ikişer artarak devam eder.